Annesi babası da öyleymiş Zuhal Hanım. Tabii canım ben de öyle. Ne kadar kilolular. Ben düğünümde en büyük gelinliği giydim. Böyle tarlatan falan geliyor ya içine. Evet. Baktım olmuyor anam sıkış sıkış nereye kadar? Düğüne kadar zayıflarsın dediler. Dedim herkes zayıflar ben zayıflamam. Evet. Harbiden de zayıflamadım. Giymedim yani öyle. Boş ver ya. Herkes tarlatan giyiyor. Tarlatanın üstünü bir süre sonra tırlatan oluyor. Evet. Kasıyor insanı çünkü o içindeki şeyler falan. Ben de çıkarmıştım zaten. Tarlatan marlatan hadi oradan. Zuhal Hanım, Aylin'in bir de bebek hikayesi var. Bebek mi? Çocuk yapmaya nasıl karar vermişler bir bilseniz. İddia üzerine yaptık. Efendim? Evet. Çocuğunuzu iddia üzerine. Aynen öyle. Ya şöyle oldu. Şimdi evlendikten sonra hani evleniyorsun, herkes evleniyor. Aylin, nesine iddiaya girdiniz? Kolasına. Ya Zuhal Hanım, gerçekten kolasına. O yüzden de ona şey diyorduk. Cennetten düşen ilk kola taneci diyorduk. Şaka değil, ciddiyim. Dur şimdi tavukların ciddi nerede? Ciddi olduğunu anlayınca zaten dehşete kapıldı. İşte kolasına iddiaya gir. Evet kolasına gir. Bir şey soracak, kimle iddiaya girdiniz, niye girdiniz, nasıl oldu bu konu, nasıl şöyle, giriş gelişme hani, sonuç? Ya çok garip bir şeydi. Ben hani böyle herkes şimdi evlendikten sonra çok çocuğa karışıyor ya. Hı hı. Ondan sonra biz de yapalım mı yapmayalım mı falan. Evet. Ondan sonra işte kolasına iddiaya girdik. Ve eşinle. Evet. Ya hiç hazır değilken bir anda çocuğumuz oldu. Bir dakika, iddiaya giriş cümlesi ver. Sence bizim çocuğumuz olur mu? Var mısın bir kolasına bir çocuk yapalım? Aynen öyle. Her şeyin enteresan olmuş şekerim senin.